Evet sevgili dostlar golver.com'un ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan sizlerin de şu tabloda çok büyük katkısı emeği olduğu bu videoda hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Evet 4 Ağustos 2024'ün gündemini konuşalım arkadaşlar. Bugün gündemde ne var? Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa finalinde hakemi olmayan Galatasaray Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu. Ve Beşiktaş Galatasaray'ı tabiri caizse ise şey yaptı, sahadan sildi. Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı olmadan çıkılan ilk maçta Galatasaray rezil oldu. Süper Kupa'da rezaletler bundan sonra sınırlı değil arkadaşlar. Fenerbahçe'ye küfürler ediliyor maçta ve e, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu tribünlere dönerek sus işareti yapıyor ve kucaklaşma işareti yapıyor. Artık yeter diyor. Kavgalar bitsin. Kucaklaşmalar başlasın diyor. Tabi bunu Galatasaray seyircisi anlıyor mu? o ee, da Orası biraz soru işaretleri barındıran bir kısım. Şimdi şöyle bir düşünce var arkadaşlar bizim insanımızda. Hani Galatasaray Fenerbahçe ile maç yapıyor. Fenerbahçe'ye küfrediliyor. Hani Fenerbahçelik ne var orada? Onu da anlamak. Güç. Ama şu bir gerçek. Hakemsiz Galatasaray Galatasaray değildir. Korumasız, kollamasız Mehmet Büyükekşi'nin olmadığı Galatasaray Galatasaray değildir. Bunu kim söylüyor? Rasim Ozan Kütahyalı söylüyor. Diyor ki Galatasaray yönetimini uyarıyorum diyor. Bakın Mehmet Büyükekşi olmadan çıktığımız ilk maçta rezil olduk. 5 tane yedik. Aman ne yapın edin Mehmet Büyükekşi'yi spor bakanı mı yapıyorsunuz? derin güçleri arkanıza alıp bir şey mi yapıyorsunuz diyor. Yani açık açık söylüyor. Erman Torol diyor Galatasaray'm neye oturdu bugün neye oturduğunu gördük falan filan diyor. Yani ilginç söylemler enteresan yorumlar biz nelere denk geldik neyin içindeyiz dediğimiz türden şeylere rastlıyoruz arkadaşlar. Garip gerçekten de çok çok garip enteresan şeyler. Bitti mi bitmedi henüz bitmedi. Daha işkence sürüyor arkadaşlar. Aynı zamanda e, maç bitiminde Okan Buruk futbolcusu Zaha'yı geri zekalı olarak insanlara neredeyse lanse etti. Yani neredeyse e, bu çocuk geri zekalıdır demeye çalıştı. Ben ona diyor anlattım. Saha içine gitti diyor. 4-3-2 oynayacağız dedim diyor. Sahanın içine gitti öyle bir yanlış anlattı ki diyor. Birisi sol beke geçti, birisi sağ beke geçti diyor. <laughs> yani oyuncusunu resmen ve resmen herkese de yem etmiş bir teknik direktör olarak tarihe de geçmiş oldu. Çünkü an itibariyle herkes oyuncunun geri zekalı olduğunu düşünmeye başladı. Yani nasıl e, konuşur da anlamaz. İngiltere'de yaşadı bu çocuk. İngilizce konuştu muhtemelen diye ama e, velhasılı kelam bizi alakadar etmeyin konular. Ama şunu söyleyeyim Galatasaray'ın üstünden eğer federasyon bu desteğini çekmeyi sürdürürse çok güzel maçlar izleriz. Çok şirin, çok şeker maçlar izleriz. Çok da keyif alırız sezondan. Zaten biz keyif alırsak da herkes keyif alacaktır. Daha fazlasını da alacaklardır. Yeter ki böyle devam etsin. West Ham United Fulham transferini açıklamaya çalışıyor demiş. Sizin çöplediğiniz futbolcu arkadaşlar. Hani Fenerbahçe'ye 5 milyon euroya alırım. Daha fazlasını vermem dediğiniz futbolcu. Bunu niye belirtiyorum? Bunu futbolcuları artık e, bir piyasası olduğunu bilin diye de anlatıyorum. Mesela Kerem Aktürkoğlu haftalar sonra, aylar sonra sarı kart diyor. İkinci sarıyı yiyecek hakem unutuyor. Normalde ilk yerde 10 kişi kalması lazım Galatasaray'ın ama. Neyse. Ryan Kent'in yeni takımı hayrete düşürdü transferde son dakika. Arkadaşlar bakın Arda Turan Oliveira ve Kent'i almak istiyormuş. Şimdi buradaki mesele ne biliyor musunuz? Buradaki mesele şu. Oliveira gidebilir ama Kent kolay kolay bir takıma gitmiyor ya. Diyecekler ki bak hep Galatasaray'a hizmet etmiyor bunlar. Fenerbahçe'den de futbolcu almak istiyorlar ama Fenerbahçe futbolcusu gitmiyor. Yoksa yani Eyüp Spor, her takım için Eyüp Spor diyecekler. Mesele bu. Ama <laughs> biraz yanaşmıyor açıkçası. Bu Senas Sürmeneli çeyrek finalde veda etti erkek rakibine. Bu Senas Çakıroğlu devam ediyor arkadaşlar. Yani Bu Senas Çakıroğlu yarı finalde ve madalyayı garantiledi. Allah bütün sporcularımıza yar ve yardımcı olsun onu söyleyeyim Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne Nijeryalı orta saha diye bir haberim var ee, Aslında bunu çok konuşmanın lüzumu yok ee, Ama bilmiyorum yine de Söylemek istiyorum çünkü biz bütün branşları konuştuğumuz için Regina Ibiank Otu Ibiank otu Evet ibiank otunu Sabahları sırtınıza sürüyorsunuz O sizi diri tutuyor Ayrıca yüz felcini engelliyormuş arkadaşlar İbiyan ee, bu konuda da bilim adamları. Fenerbahçe antrenmanı neden stadyumda? Hiç düşündünüz mü? Arkadaşlar hem Yağız Sabuncuoğlu hem Sercan Hamzoğlu ortak bir açıklama yapmışlar. Fenerbahçe'nin Samandıra tesislerindeki zemin berbatmış. Ve zeminin berbatlığından dolayı antrenmanlar stadyumda yapılıyormuş. Ben şunu söyleyeceğim. Hani bir insan geçmişinden ders almıyorsa geleceğinde perişan olmaya mahkumdur. Fenerbahçe geçen sezon bir sürü sakat verdi. Ve bir yerden sonra dediler ki ya sağlık heyeti hain ya İsmail Kartal hain ya da beceriksiz ya da antrenman zemininde bir sıkıntı var dediler. Yani sağlık ekibi değişti. İsmail Kartal gitti yine sakat veriyoruz. Hani şey gibi iş bilmez ustaya arabanızı götürürsünüz. Makineye sokar işte arıza kodunu girer der ki şundan olabilir, şundan olabilir, şundan olabilir, şundan olabilir. Lan niye şundan olabiliyor? Arıza neyse odur. Şundan olabilir, şundan olabilir, şundan da olabilir. İşte iş bilmez ustaya giderseniz işiniz böyle olur. Guido Rodriguez Jose Mourinho'yu kahretti diyor. Kahretsin. Bu ne lan? Arkadaşlar Guido Rodriguez ile Fenerbahçe yaklaşık 15 gün görüştü. Fiyat pazarlığı yapıldı, transfer pazarlığı yapıldı, menajeriyle görüşüldü, her şey anlaşıldı, edildi. Son anda vazgeçildi. Belki de sakatlık raporu geldi, ben bilemem. Belki de başka bir şey geldi, bilemem. Belki de o geldi, bu geldi, bilemem. Ama şu bir gerçek ki arkadaşlar. Guido Rodriguez bir anda iptal oldu. Ya garip. Gerçekten garip. Bak Scott McTominay mesela. McTominay listede olan bir isim. Fenerbahçe'nin. Görüştüğü bir isim. Sander Berge. Yazıyorlar, çiziyorlar. Fenerbahçe aldı, alacak. Şöyle böyle. Şu an yazmıyorlardı. Şu Sander Berge'nin biraz menajer dümeni olabileceği konuşulunca yazmaz oldular. Onu da söyleyeyim. Sofyan Amrabat var. Jose Mourinho'dan transfer telefonu diye bir haber var. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat teklifi belli olduğu temas var. Anlaşma yok. Listede 3 aday daha var diye bir haberimiz var. Bunlar arka arkaya bağlantılı haberler olduğu için arkadaşlar sıraya koydum. Şimdi Sofyan Amrabat Fenerbahçe'nin listesinde olan birisi mi? Evet. Görüşülen birisi mi? Evet. Peki ben size Sofyan Amrabat konusunda 3 teklif sunsam hangisini kabul edersiniz? 1- 12 milyon euro bonserviste direkt almak. 2- Cengiz Ünder Ünder'le kafa kafaya transfer. 3- Kurun iç verip üstüne altı verip almak. Bana ne derseniz diyeyim ben kurun iç verip 6 yani üstüne altı vermeyi kabul ederim. Kurun içten kurtulurum. Amrabat alırım. 6 milyon euro da para vermiş olurum. Hem Fiorentina'yı cezbetmiş olurum. Hem futbolcuyu almış olurum. Hem kurun iç transferini sorunsuz sıkıntısız çözmüş olurum. Tabi kulübü de kabul ederse kurun iç de kabul ederse. Kurun iç kabul eder İtalya Ligi olduğu için. Kulübü de kabul eder diye düşünüyorum. Ama ee, direkt 12 milyon euroyu ben kabul etmem. 12 milyon euro Amrabat için bana çok geliyor. Ama şunları da söyleyeyim şimdi mesela ben böyle diyorum futbol takım gidiyor, transfer ediyor. Hani hocam çok diyordun falan yapıyorlar. Çok demiyorum. Ben sadece burada şunu söylüyorum. Yani hoş değil. Bu para fazla diyorum. Anladınız mı? Aynı zamanda temas var, anlaşma yok diyor. Yani menajeriyle görüşüyoruz. Menajeri getirebilirim, edebilirim, size getirebilirim, bırakabilirim, şunu yapabilirim, bunu yapabilirim, öttürebilirim, zorttürebilirim, bırttırabilirim diyor. Yani hiçbir şey yok ortada. Bilirim, bilirim, bilirim. Neyi bilirsin? Önce haddini bil. Tevbiyesiz herif, alaksız herif. Önce haddini bil. Şimdi <laughs> bakın Fred'in sakatlığı Beni çok derin düşüncelere sevk etti. Ben diyorum ki ben eskiden eskiden dediğim birkaç hafta önce Fred'e yedek alalım. Fred'i e yedekleyelim diyordum. Ama ben şimdi Fred'i bile yedekleyebilecek bir orta saha istiyorum. İyi de hocam senin tabirinle fazla masraf değil mi? Evet benim tabirimle fazla masraf. Arkadaşlar bir şey soracağım size. UEFA kupasını almak mı? Bu sene ligde şampiyon olmak mı? %95'iniz bu sene ligde şampiyon olmak dersiniz. Başka bir ifadeyle sorayım. Fenerbahçe'nin bütün futbolcularını 1 milyar euroya satacağız. Yeniden kadro kuracağız. Borcu sıfırlayacağız. Ama ligde şampiyon olamayacağız. Bunu mu istersiniz? Ligde şampiyon olalım. Havadan 100 milyon euro alalım. Yani borcu 100 milyon euro azaltalım. Bunu mu istersiniz? Değil mi? O zaman şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin hamlelerini çok dikkatli atması lazım. Gerekirse Fred'i yedekleyecek isim bulması lazım. Şimdi Lille Fenerbahçe maç öncesinde sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kabul. Orta sahaya Thomas Suçek ve İlkay Gündoğan isimleri ortaya atıldı. Şimdi İlkay Gündoğan <laughs> Barcelona'da memnun değilmiş. Olabilir. Gitmek istiyormuş. Olabilir. <laughs> Yaşı 33. Bir. İkincisi bize Mesut Özil geldiği zaman birileri vatan haini ilan etmişti. Alman milli takımda oynuyor diye. Kendi takımlarında şu anda başka milli takımlarda oynayan birden fazla Türk sayılan futbolcuları var Yani herhalde Onlara da vatan haini diyorlardır Çünkü Fenerbahçe futbolcusuna vatan haini diyorlarsa Kendi futbolcularına da Aynı şeyi yaptığı için herhalde diyorlardır Ha demeleri yanlış Kardeşim Türk oğlu Türk adam Orada oynamış burada oynamış Ben bir şey söyleyeyim Şimdi Galatasaray futbolcusu e, Kiralık olarak Başka takıma gittiği zaman Galatasaray lehine hareket ettiği zaman Hainlik etti diyorlar mı? Ulan adımızı lekeledi diyorlar mı? Yok diyorlar ki aklıyla kalbi karışmış. Olabilir. Her futbolcu yaşayabilir diyorlar. Şimdi yabancı milli takımı seçen futbolcudan da aklıyla kalbi karışmış oluyor. Öyle olmuyor mu? Neyse ilk ay gün doğan. Ben Fenerbahçe'ye dair kaynaklarıma sordum. Soruşturdum arkadaşlar. Hiçbir kaynağım doğrulamadı. Yani ilk ay gün doğana bizim ne ilgimiz var ne alakamız var. Şunu söyleyeceğim. Hocam menajeri önermiş olabilir mi? Arkadaşlar menajer herkesin menajeri önermiş olabilir. Yani herkes futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerebilir. Ya sizin çocuğunuz var Fenerbahçe'ye önermez misiniz futbolcu olsa? Ha şu da bir gerçek. Hocam bugün futbolcuyu alsak böyle lil maçlarında oynamayacak zaten. Bu neyin yangını diyorlar. Öyle değil. Mesela sen bugün futbolcuyu almış olsan ilk lil maçından 24 saat önce haber verirsin. Dersin ki ben futbolcuyu aldım. En azından ikinci maça kadar hazırlarsın. Belki oynatabilirsin yani. Acil durum diye bir şey var arkadaşlar. Ama şu bir gerçek. Ben sezon başı olduğu için e, hani hazırlıklı olmanın transferden daha önemli olduğu görüşündeyim. Yani bak hazırlıklı olmak. Şu anda Lille resmi maça çıkmadı. Sen iki tane resmi maça çıktın. Defolarını gördün. Hatalarını gördün. Bak ilk Lugano maçında yediğimiz gollere bakın. İkinci Lugano maçında yediğimiz gol efsanevi bir goldü. Hani o efsanevi gol olmasa gol de Anladınız mı? O yüzden hatalardan ders çıkartmak bence şampiyonluk kadar önemli bir şey. Mesela Lille maçındaki hiçbir şey Lugano maçındaki hiçbir hatamızı Lille maçlarında yapmasak turu rahat geçeriz. Transfersiz. Ama e, durum bu. İlk ay ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Thomas Tuğç, Suçek. Thomas Suçek'e ben zaten hayranım. Yani Vestam'a gitmeden önce de hayrandım. Ve Vestam'a <laughs> gitmeden önce çok söyledim. Fenerbahçe alsın, Fenerbahçe alsın. Tam Fenerbahçe'nin istediği forvet, şey, forvet diyorum. Ee, ön libero forvet. Ön libero forvet mi olur hocam? Olur. Mesela şunu da söyleyeyim. McTominay normalde forvet. Bak McTominay normalde forvet. Ama e, ee, Jose Mourinho McTominay'i ön libero oynatıyor. Ve şimdi mesela Mectomine'yi istiyor e, Mourinho. Olabilir diyor mesela. Kulüpler anlaşsın yeter. Thomas Suçek'i istiyorum. Ama Thomas Suçek konusunda bir şey yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani herhangi bir gelişme yok. Herhangi bir e, anlaşma şu bu yok. Bilginiz olsun. Onun dışında başka ne var? Fenerbahçe'de Luan Perez gitti gidiyor.com demiş. Luan Perez nereye gitti gidiyor.com arkadaşlar? Luan Perez Santos'a gitti gidiyor.com. Daha önce de size bunu belirtmiştim. Ryan Kent dediğimiz gibi orayla görüşüyor, burayla görüşüyor ama ben Ryan Kent'in gidiciliğine pek ihtimal vermiyorum. Kurunic, Cengiz de her çeşitli takımlarla görüşüyorlar ama Cengiz gitmeyecek gibi duruyor. Kurun işte hani isteyen takımlar biraz az gibi açıkçası. Ve Fenerbahçe'nin transfer marketine en son ne zaman girdiniz bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin transfer marketine bir girin. Niye bunu yapmanızı istiyorum? Şu yüzden arkadaşlar. 252.38 milyon euro. 37 tane futbolcu. Lejyoner 18 gösteriyor. Yani 18 yabancı gösteriyor. Yalnız 18 lejyonere girdiğiniz zaman. Kim var biliyor musunuz? Omar Fayet var. Kaldı 17. Luan Perez var. Kaldı 16. Gitti bunlar sayın. 16. Şimdi. E, Cao Pedro var. Onu da saymayın. Kaldı 15. Bakın 15. Kent 1. Gitmesi muhtemelen. Zayt 2. Crespo 3. Kurunic 4. Fenerbahçe bu 4 futbolcuyu 4 yabancısını gönderirse 11'e düşüyor. Yani 3 tane daha yabancı alma hakkı doğuyor. Benim bildiğim Fenerbahçe 4'ünü göndermez. Açık söyleyeyim. Benim bildiğim Fenerbahçe 4'ünü göndermez ama orada 47.06 yazıyor. Ona da çok aldanmayın. O fiyat doğru bir fiyat değil. Ama e, Fenerbahçe'nin yabancı transferi konusunda planları var. Hala 3 transfer planımız var bilginiz olsun. Ha Jose Mourinho da e, bana teknik direktörlüğünü burada gösterecek işte. E, burada gösterecek. Yani ama bakalım nasıl olacak. Mesela Yusuf Ennesiri, Alan Saint-Maximin bunlar çok iyi çalışıyorlar Lille maçından önce kadroda olmalarını da bekliyoruz. Yani kadroda derken zaten kadroda olacaklar ama ilk 11'de çok zor. Nikolas Dominguez'i yazmışlar bize. Arkadaşlar herhangi bir girişim yok benim bildiğim. Acun Ulucalı'nın e, ilk ay gündoğan transferinde aktif rol oynadığını söylüyorlar. Ama çok şeyi yok. Arkadaşlar sadece öneri bak. Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin as başkanı. İnanın belki günde iki tane, üç tane öneri geliyordur. Yani belki 3 tane öneri geliyordur Acun Ilıcalı'ya. Yani e, ilk ayı beklemeyin. Şimdi biz bu videodan ne anlayacağız? Galatasaray Beşiktaş maçını konuştuk. Hakemsiz Mehmet Büyükekşisiz Galatasaray'ın neye benzediğini herkes gördü. E, hazırlık maçlarında 5 yemi Galatasaray vardı. Sofya Amrabat konusunda görüşmeler var. Ama nasıl sonuçlanır? Nihai sonucu bilemiyorum. İlkay Gündoğan transferi yani ilk ayı beklemeyin. Thomas Suçek'i de beklemeyin. da Rodriguez evet iptal oldu. Evet West Ham'la anlaşmak üzere ama şimdi menajeri der ki arkadaş biz West Ham'la görüşüyorduk da size ayıp ettik. Hakkınızı helal edin. Hani gelin bir daha görüşelim der. Ya da der ki sizin şartları kabul ediyoruz der. Bir şey der. Ben bir şey diyemem. Belki de Fenerbahçe bir taktik yapmıştır. Yani çekiliyoruz taktiği yapmıştır. Rest için. Birdenbire açıklanır. Ha bana sorsanız Guido Rodriguez'i çekerim. Rebiot'u da çekerim. İki tane babalar gibi futbolcu çekerim. Fenerbahçe orta sahasını uçururum. 3 senelik ligi ambargo koyacak kadroyu kurarım. Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olacak kadroyu kurarım. Oldu ya ben bu sene ligi ambargo koydum. Şampiyonlar Ligi'nde de bayağı bir ilerledim. Zaten e, önümüzdeki transferler döneminde ya da ne bileyim başka şeylerde gittikçe senin marka değerini artar. Vesaire vesaire. Yani şöyle söyleyeyim size. Hem Rebiute hem eee Guido Rodriguez'i alsam bence transfer yeterli de artıyor bile. Ciddi söylüyorum. Bu kadar geniş kadronu Şampiyonlar Ligi'ni şunu bunu becerebilirsen, ligde şampiyon olursan, hani becerip de Türkiye Kupası'nı şunu bunu alırsan zaten emin ol kazandığın para e, futbolcuların yıllık ücretini hayli hayli öder. Sponsorlardan gelen ücretler hayli hayli seni uçurur. Belki stadyum isim hakkı anlaşması şu su bu su derken sana çağ atlatır. Onu da söyleyeyim. Ee, şu, ondan sonra başka ne kaldı? Zaha Okan Buruk olayı. Ben etik bulmuyorum. Ha, rakibim dalga geçmek için mantıklı güzel bir şey ama etik bulmuyorum. McDominay ile görüşme var ama onu da çok istiyorlar. Düşürmeye çalışıyoruz. Luan Perez'i gitti sayın. Fred bu arada <laughs> biraz hızlı iyileşiyor inşallah. Ryan Kent resmi olarak gitmedikçe bana bile inanmayın. Kendisine bile inanmayın. Kurunic, Cengiz kulüp arıyorum ama Cengiz kalacak gibi. Ee, Mehmet Büyükekşi, Rasim Ozan Kütahyalı, Erman Toroğlu, Uğur Karapullukçu Zaha 8 alıyor demiş. Kerem'in 8 katı demiş. 8 katı olmuyor 7 katı oluyor. Kerem 1 milyon euro alıyorsa 7 katı. Bir de kendine ekle. Hani 7 katında 7 katı artı Kerem maaşı. Yani matematiksel olarak 8 katı diyor da yine 8 katı değil aslında. Kerem 1 milyon euro diyor. E, Türkler %20 zamlı alıyor. 1.2. 7 katı desen 8. Gerçi vergi dilimine tutarsan 8'in vergisi 3.2, 11.2 falan alıyor. Ama tabii 4'ünü sponsor ödüyormuş, dördünü bunlar ödüyormuş falan filan. Neyse o kendi iç çatışmaları. birini de Yakup Çınar'ı da mahkemeye verdilerdi güya SPK'da bizi usulsüzlük atfediyor diye. Ne çıktı bilmiyorum. Ee, Regina Otu hayırlı olsun. Fülkurg, Sander Berge, Yusuf Ennesiri gayet iyi çalışıyor. Alan Saint Maxim'in hemen hemen hazır. Ee, i̇lk 11'e göz kırpıyor. Nicolas Dominguez'i beklemeyin. E, aktaracaklarım bu kadar. Arkadaşlar hepinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. 70.000 olalım dedik. 70.100 olduk. Ben eminim bu videoyu izleyene kadar 70.200 bile oluruz. Siz yeter ki desteğinizi eksik etmeyin. Siz böyle kanala abone oldukça, siz böyle destek oldukça bizim başvuru sürecimizi hızlandıracaktır YouTube. Çünkü bize çok büyük haksızlık yaptılar. Şikayetlerde yayınları kapattılar, bilmem bir şey yaptılar. Yani ben 6910 yazan kanalı açmak zorunda değildim açıkçası. Ya da o kanalda devam etmek zorunda değildim. Bizi buna mecbur ettiler. Çünkü haksız bir şekilde üyeliği kapattılar. Haksız bir şekilde işte canlı yayın yapıyoruz. Yayından falan atıyorlar sizi. Ben atmıyorum arkadaşlar, YouTube sistemi atıyor. Ya telefondan yapıyoruz. Aynı internet. Hiç kimseyi atmayan sistem. Bilgisayardan yapınca atıyorsa bu bilgisayarın suçudur. Ya da YouTube'un suçudur. Bilgisayarın suçu yok, ben onu söyleyeyim size. Neyse ben aktaracaklarım aktardım. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.